Saygılar, kurumlar, çok değerli öğretmen arkadaşlarım. Bilimin zenginliğini, sanatın inceliklerini, yaşamın izlerini veren tükenmez kaynaktır öğretmen. Modern Türkiye'nin kurucusu Büyük Önder Atatürk, 24 Kasım 1928'de baş öğretmenliği kabul ederek milli eğitimin öncüsü ve sembolü olmuştur. Bu tarihi günün öğretmenler günü olarak kabul edilmesinin ayrı bir anlamı ve değeri vardır. 24 Kasım günleri Büyük Türk Milleti'nin geleceğine tutulan eğitim meşalesinin en parlak bir kıvılcım olduğu kadar Türk öğretmeninin birlik, beraberlik ve mutluluk yolunda birleşmesinin de en önemli bir göstergesidir. Öğretmenlik, gücünü sevgide alan kutsal bir meslektir. Sevginin yapıcı değerini öğretmenin dilinde, gönlünde, alın terinde görürüz. Milli eğitim meşalesini sürekli kılan, canlı tutan bu kıvılcım öğretmendir. Öğretmen, toplum binasının en büyük mimarıdır. Toplumun bütün taşları önce öğretmenin elinden geçer. Duvara konmadan önce de son şeklini yine onun elinden alır. Sağlam bina yapmak istiyorsak öğretmenlerimizin her sorununa özen göstermeli ve çözüm üretmeliyiz. Çünkü öğretmen onurlu yaşamak için çalışmanın, doğruluğun önemini kavratır. Ailenin, vatanın, milletin, bayrağın kutsallığını, milli ve manevi değerlerimizi korumada üzerimize düşen görevi anlatır. Türkiye Cumhuriyeti'nin gurur veren başarılı atılımları mesleğine, Atatürk ilke ve devrimlerine yürekten bağlı, bağımsız, demokratik ve layık bir toplum kurgusunu yaratmada inanmış, çalışkan Cumhuriyet öğretmenlerinin üstün çabalarıyla gerçekleşmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin modern ve demokratik temeller üzerinde varlığını sürdürmesinde katkıda bulunan yarınların bekçisi, çocuklarımızın emanet edildiği siz değerli öğretmenlerimiz, her biri yanınızda bilimin ve medeniyetin ışığını yaymaktasınız. Değerli öğretmen arkadaşlarım, sizler eğitim ordusunun tavasla çalışan görevlileri olarak ilçemizin milli eğitim ve gençlik sorunlarını yakından biliyor ve tanıyorsunuz. Bu sorunların çözümünde kararlılık, sabır ve şefkatle duracağınıza, işbirliği ve yardımlaşmaya dönük yorulmak bilmeyen çalışma azminizle onurlu görevinizin üstesinden geleceğinize yürekten inanıyorum. Sizlerin günün şartlarına uygun olarak kendinizi yenilemenizi sürekli okuyarak yenilikleri takip etmenizi bekliyorum. Bu konuda sizlere sonsuz güvenç duyuyorum. Ayrıca devletimize ve biz idarecilere düşen birinci önceliğimizin öğretmenlik mesleğinin statüsünü, toplumdaki yerini ve değerini yükselterek demokratik, laik ve çağdaş eğitim ortamını hazırlamak, eğitimin niteliğini yükseltmek ve öğretimin etkinliğini sağlayacak teknolojik gelişmeleri hayata geçirmek olduğunu da vurgulamak istiyorum. Bu duyguları düşüncelerle baş öğretmenimiz Atatürk'ün yolunda yürümekte olan fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, nesiller yetiştirmek uğrunda çalışan siz değerli öğretmen arkadaşlarımın öğretmenler gününü kutlarken başta baş öğretmen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna şehit olanları da rahmet ve minnet anıyorum. En içten saygılarımla.